Evet arkadaşlar, herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine parfüm anlatacağım size ve bugün anlatmak istediğim koku daha önce anlatmıştım ama anlattığım parfüm biraz farklıydı. Bugün anlatacağım Guerlain Idyl. Geçen anlattığım parfümdü, Eau de Parfum'du. Bu Eau de Toilette. Farklılık var tabii ki bu kokularda, bu ikisinden bayağı birçok farklılık var. Burası içerik daha az, Eau de Parfum'da daha çok içeriği var. İçeride daha çok çiçekler var ve daha çok farklı malzemeler var. Ama o bana pek uymadı ve ben onu tabii ki elden çıkarttım. Onun yerine bunu aldım. Bana niye uymadı? O de parfüm olan beni birazcık rahatsız etti. Baştan tabii ki güzel çiçekler kokuyordu. Ama bir saat sonra civarında bir nota çıkıyordu. Sanki kızmış ütü gibi. Kızmış ütü kokusu var ya. O beni rahatsız etti ve ben onu kullanamadım ama o da tuvalete aldıktan sonra çok mutlu oldum ve burada o nota kızmış ısınmış ütü notası burada yok. Burada tamamen çiçeksi koku, tamamen bahar kokusu. Çok güçlü bir koku, yayılımı da çok güzel. Öncelikle notları anlatmak istiyorum sizlere. Bu parfüm 2010'da piyasaya sürüldü. Parfümcü Terry Vassar. Ne kadar çok parfüm çıkarttı bu parfümcü. Guerlain'ın birçoğu parfümünün yaratan o, evet, o kokuları yaratan bu parfümcü Terry Vassar. Bu çiçeksi, biraz fresh, gül, birazcık yeşil notalar var ve misk ve beyaz çiçekli bir koku. İçinde, evet, içinde misk var, yasemin, gül, vadideki zambak var, leylak var ve şakayık. Burada kaç tane notalar var? Sadece 6 tane nota var. Hakikaten ben de biraz şaşırdım. Buna sıkmıştım bu konu daha önce. Ve çok net kokusunu alıyorum. Bu eski şişe, gördüğünüz gibi damla şekilde bir şişe. Açıkçası ben eski şişeleri tercih ediyorum Guerlain'in parfümlerinden. Yeni şişeler benim hoşuma gitmiyor. Hepsi aynı, sadece adları farklı. Ama eski şişelerde bütün parfümlerin, bütün kokuların ayrı bir yüzü var, ayrı özelliği var. Yani şimdi inşallah Guerlain markası inşallah bu çok ünlü bir marka vazgeçer yeni şişelerde ve eski şişelere geri döner. Çünkü mesela bu Guerlain Idyl. Bakın ne kadar güzel şişesi var. Belli yani ya damla ama ben en çok Paris'teki Eiffel Kulesi'ni bana hatırlatıyor bu şişe. Gerçekten en çok onu hatırlatıyor ve Paris simgesidir. Paris'in simgesidir Eiffel Kulesi. Ve içindeki küçük Paris var, küçük Fransa var. Hakikaten öyle. Mutluluk kokusu buna diyebilirim. Bahar kokusu şöyle. Yağmurdan sonra Mayıs ayında siz sokakta yürüyorsunuz ama sokakta her yerde çiçekler var.
Şakayık çiçekleri açmış, gül var. Vadideki zambak var, leylak bir yerde, yasemin bir yerde. Biraz mis kokusu var içinde ama ben onu hissetmiyorum. Yani böyle yağmurdan sonra sokak, her tarafta çiçekler ve siz o taze taze kokusunu alıyorsunuz. Fresh, o anlamda fresh. Yani yağmurdan sonra çiçek nasıl kokuyorsa öyle kokuyor. Açalım bunu. Biraz kapak sıkı bunun. Burası 100 miligram gözüküyor mu bilmiyorum ama bir de bu koluna sıkayım. İlk sıktığınızda inanılmaz güzel şampanya kokusu geliyor. Çok güzel. Bildiğiniz böyle tatlı tatlı şampanya. Birkaç dakika sonra o şampanya kokusu gider, onun yerine çiçekler gelir. Ağırlıklı hissettiğim çiçek buradaki leylak. Sonra da vadideki zambağı da ağır hissediyorum. Gül var, şakayı da hissediyorum. Yasemin de hissediyorum. Ama dediğim gibi ağırlıklı leylağını hissediyorum. Leylak kokusunu çok seviyorum. Aşırı sevdiğim bir koku ve bu koku beni mutlu ediyor. Ben bunu çok seviyorum. Bana baharı hatırlatıyor. Yani mutluluk verici bir şey benim için bu. Şampanya yavaş yavaş gidiyor. Çiçeklere yer açıyor ve leylak artık hissediyorum. Çok net. Çok güzel bu koku. Uf, kendine geleyim de sizlere anlatmaya devam edeyim yoksa hiçbir şey anlatamam. Daldım ben bu kokuyu. Evet, şimdi kızlar bu böyle kokuyor ki nasıl kokuyor? Bütün çiçekler bir arada gibi değil de sırayla geliyorlar. Mesela şu anda ben leylak ve şakayı hissediyorum. Biraz sonra vadideki zambak kendini gösterir. Leylak birazcık saklanır. Sonra gül çıkar, zambak saklanır. Bu şekilde. Hangi çiçek ne zaman çıkacağını hiç belli olmaz. Tamamen sürprizler dolu bir koku. Kışında kullanılır. Kışında da çok güzel ama tahmin ediyorum ki yazında çok daha güzel olacak bu parfüm. Daha güzel açar. Çünkü sıcakta sıcak olduğu zaman çok daha güzel kendini açıyor. Kalıcıya gelince ciltte kalıyor yaklaşık ama nasıl kalıyor? Çok net kalıyor. Herkes bunu duyar. 3 saat yaklaşık ciltte. 3 saat herkes bu koku hisseder sizden. Sonra cilde daha yakın oturur. Yayılımı çok güzel. Parfüme göre daha büyük, daha yayılımı yüksek. Bu çok şey yani. Nasıl diyeyim size, çok güçlü, biraz da havalı, çok iddialı bir koku. Başka ne söyleyebilirim bununla ilgili? Yani parfümden sonra bu bana o kadar iyi geldi ki sizi anlatamam. Gerçekten çok sevdim ve çok beğendiğim bir koku.
Dediğim gibi yayılımı iyi, kalıcılık da iyi sayılır. İyi derken yani tabii 7-8 saat kalıcı değil ama 3 saat çok net bu kokuyu hissedersiniz. Sonra da hissedersiniz ama artık cilde yakın olur o koku. Mesela şöyle kokladığınız zaman hissedersiniz ama şu anda sıktığınızda 3 saat boyunca her tarafta bu koku geziyor sizin etrafınızda. Sarıyor sizi. Her tarafta sarıyor ve sizinle konuşan kişi ya da yanında geçen kişi herkes bu koku sizden alabilecek. Sonra cilde yakın oturuyor ve isterseniz isteğe göre yenileyebiliyorsunuz. Ama benim söylediğim sadece cildin üstünde. Saça eğer parfüm sıkarsınız saç üzerinde tabii ki daha uzun süre kalıyor. Yani benim tercih ettiğim parfüm şöyle kullanmak, cildinde ben ne zaman sıkarım ben ellerini. Şimdi video çekerken ya da yeni kokuyu tanımak için koluma sıkarım, öyle tanırım. Ama eğer ben bir yere gidersem ve istiyorum ki bende koku daha kalıcı, daha uzun dursun, tabii ki ben saçıma sıkarım, cildine ve giysine sıkarım ki daha uzun ve daha kalıcı olsun. Çünkü ciltten en çabuk kayboluyor koku. Yani bu koku 3 saat sonra cilde yakın oluyor ama saçında 5-6 saat rahatlıkla durabiliyor saçında ve giysinden. Sonra yine durur. Giysinden uzun süre durur ama yayılım yapmaz. Yayılım olmaz. Başka ne anlatayım sizlere? Başka bir şey yok sanırım. Evet, kimi eau de parfum rahatsız ettiyse bu ısınmış ütü notalarla bunu deneyebilir. Bunun yaş sınırı yok. Genç kızlar için de ve yaşı ilerlemiş hanımlar için de herkese göre bir koku bu. Gece mi gündüz mü? Yani bu bence gündüz de gece çok ideal bir koku. Her zaman kullanılır bu koku. Kimse rahatsız etmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok da ağır bir koku değil. Çok hoş, bahar, mutlu verici bir koku. Evet kızlar, benimle kaldığınız için çok teşekkür ediyorum. Eğer sorunlarınız olursa sorun cevaplamaya çalışırım. Başka yorumlarınız olursa yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.